Arkadaşlar merhabalar. 3D TYT konu anlatım matematik kitabımızda problemlerin artık sonuna doğru geliyoruz. Karışım problemlerindeyiz. Burada formülümüz var. Formüle dayalı sorular da yapacağız. Tabii ki yoruma dayalı sorular da olacak. E, belli başta öğreteceğim yerler var. Sonrasında da tabii ki her zaman olduğu gibi soruları güzel güzel göstereceğim size. İlk olarak hemen başlayalım arkadaşlar. E, karışım oranı aslında şöyledir. Benden neyin oranını istiyorsa ona cevap veririm. Örnek tuzlu su karışımı. Tuz oranı nedir dediği zaman paya tuz miktarını yazarım, paydaya tüm karışımı yazarım. Bana diyelim şunu sordu. Tuzun suya oranı nedir dedi. O zaman paya tuz, paydaya su yazarım. Suyun tuzu oranını sordu. O zaman paya su, paydaya tuz. Buradan ne sonuç çıkarıyoruz o zaman? Bana neyi soruyorsa, yani istenen diyeyim oraya. Bana neyi soruyorsa ben onu paya yazacağım. Paydaya da tümü yazacağım arkadaşlar. işte olay bu. Bakın şimdi A gram su ve B gram şeker ile oluşturulan karışımın su oranı. Su oranı. E hocam neyin su oranı? Karışımın su oranı. O zaman bak karışımımızın tamamı A artı B. Peki paya ne yazacağım? Suyu istemişim. O zaman paya su miktarı. Şeker oranını mı istedim? O zaman neyin şeker oranı? Karışımın. Tüm karışımı paydaya isteneni paya yazıyoruz arkadaşlar. Eğer bunun yüzdesi nedir derse de yapacağımız işlem nedir? Tabii ki yüzle çarpmak. Mevzu bu. Yüzde sorduğu zaman kesri bulun yüzle çarpın yüzdeyi bulursunuz. Örnek kendim basit bir örnek yazayım bakın. Özellikle hani sadece kuralı öğretmek için. 2 gram tuz ve 6 gram sudan oluşan tuzlu su karışımında tuzun yüzdesi nedir dedim. 2 gram tuz toplam kaç gram karışım? 8. Yüzde o zaman bakın 25 geldi. Gördüğünüz gibi olay budur. İstenen bölü tüm bize karışımın oranını verecektir arkadaşlar. A'nın B'ye oranı matematikte zaten belli. A'yı paya yaz, B'yi paydaya yaz. Karışımın oranı dediğimiz zaman da paya istenen, paydaya da tüm karışımın miktarını yazacağız. Bazen de şurayı da söyleyeyim. Bazen de bize karışımın miktarını verecek, yüzde bu kadarı tuzdur diyecek. Örnek. Bir karışım var. Dedi ki size 20 gram şekerli suyun %60'ı tuzdur. O zaman ne söyleyeceğiz arkadaşlar? 20 çarpı 60 bölü 100. Yani bunun 12 gramı tuzmuş. Bu şekilde söyleyebiliriz. Tüm çarpı yüzde bize istenenin miktarını verir. Aslında özel bir şey yapmıyoruz. Kesir problemleri gibi. 20'nin yüzde 60'ı nedir? 20 çarpı 60 bölü 100. Ekstra şu an çok böyle özel yorumlarımız yok. Bunlarla ilgili hemen soruları göstereceğim o yüzden. Tuz oranı 2 bölü 3 olan 30 gram tuzlu su karışımı ile tuz oranı 1 bölü 2 olan 30 gram tuzlu su karıştırılıyor. Buna göre yeni karışımın tuz oranı kaçtır? Şimdi mevzumuz ne? Yukarıya tuzu yazacağız. Paya. Haydaya neyi yazacağız? Karışımı. Şimdi o zaman bakalım. Tuz oranı 2 bölü 3 olan tuzu bulalım. Bana kendi oranı vermiş. Karışımın 2 bölü 3'ü tuz demek 30 ile 2 bölü 3'ü çarp demek yani 20 gram tuz varmış. Sonra 1 bölü 2'si 30 gram olan tuzlu su. 30 çarpı 1 bölü 2 buradan da 15 gram tuz gelir. Şimdi toplam tuz 20 artı 15'ten 35. Toplam karışım 30 artı 30'dan 60. Oran istemiş sadece böl 5'e 7 böl 5'e 12. 7 bölü 12 ilk sorunun cevabı gördüğünüz gibi. Şimdi bakalım ikinci örneğimize. 18 kilogram tuz, 10 kilogram yağ ve 22 kilogram un karıştırılarak bir hamur hazırlanıyor. Buna göre hazırlanan hamurun un yüzdesi tuz yüzdesinden kaç fazladır? Sakin olarak gidiyoruz şimdi. Daha hani inşa edelim sonra birebir ÖSYM e ve yeni nesillerde hakikaten güzel yorumlar zaten yapıyoruz hep. Bir konuyu öğrenelim düzgünce. Problemlerde şey çok ihmal ediliyor. Bazen ya hiç bilmiyorum diyenler oluyor ya da bazen hocam problem dediğiniz nedir ki soruyu çözeceğiz geçeceğiz öyle değil mi diyor ama metotlara dikkat etmek lazım. Ve kavramları düzgün zihnimizde oturtursak gerçekten hallederiz. Şimdi 10 yüzdesine bakacağım. Neyin? Hamurun. Hamuru o zaman oluşturan elementler tuz, yağ ve un denmiş. O zaman 22 kilogram un var. 10, 22 daha 32, 18 daha 50 tüm karışım. Demek ki Benden hamurun un yüzdesi dediği için yüzle çarpmayı ihmal etmiyorum. Bunlar gitti. 44 yani yüzde 44 şöyle yazayım hani siz de görün. Yüzde çarptığının oranın yüzdesini bulursun. Bu un. Gelelim tuza. Tuz istediğim miktar pay 18. Tüm miktar zaten 50. Bunu yüzle çarparsak böylece yüzde 36 un oldu. Bu arada neyse bir önce cevabı vereyim. Bundan sonra ne söyleyeceğiz arkadaşlar? Farkları istenmiş. Bakın aralarındaki fark %8. Şimdi şunu da belirtmem lazım. Normal doğru orantı tarzında da düşünebilirsiniz bakın. 50 gramda 22 gram varsa yüzde ne kadar vardır? Yap içler dışları 100 çarpı 22 bölü 50 yine 44 gelir. Sonra bak 50 gramda 18 gram varsa yüzde bu kadar vardır. Yine 100 çarpı 18 bölü 50'den 36 gelir. Bu da doğru orantı mantığı. Şu formül bu da doğru orantı. Hangisi senin kolayına geliyorsa veya alıştıysan problem değil. Ağırlıkça %16'sı tuz olan 25 gram tuzlu su karışımına 6 gram tuz eklenip 11 gram su buharlaştırıldığında karışımın tuz oranı yüzde kaç olur demiş. Bakalım şimdi tuz oranını sorduğu için paya tuz yazacağım paydaya da tüm karışımı yazacağım. Kontrol edelim o zaman. 25 gramın %16'sı. 16 bölü 100. Sadeleştir. 16 bölü 4'ten 4 gram tuz var. Başlangıçta. Şimdi 4 gram tuz var arkadaşlar. Yeni durumda ne kadar tuz eklendi? 6 kilo tuz eklendi. Bu arada karışımımız 25 gramdı. Bak şimdi 25 gram vardı. 6 gram tuz ekledik. 11 gramda ne çıkarıldı? Su. Böylece arkadaşlar bu çıkarıldığı için 10 bölü 31 eksi 11'den 20. Gördüğünüz gibi bunu bir de 100 çarparsam ne olur? Yüzdeyi bulurum. Yüzde 50'si tuzmuş. Bu arada buharlaştırma işleminde naftalin hariç ben bilmiyorum siz biliyor musunuz bilmiyorum ama e, buharlaştırma işlemlerinde bir tek buharlaşan naftalin herhalde katı halden gaz haline otomatik geçen ama tuz. İşte katı maddeler, karışımlardaki katı maddeler buharlaştırma işlemlerinde kalır. Bu aslında en basit eleme yöntemi değil mi? Bazen katı sıvı karışımları yaparken eğer katılar homojen bir şekilde dağılmıyorsa örnek taş ve suyu nasıl ayırırsınız? Bir süzgeçten geçirirsiniz. Taş kalır, su aşağı gider. Ama homojen karışımlar, tuz gibi, işte şekerli su gibi homojen karışımlarda buharlaştırma tabii ki bir yöntemdir. Suyu buharlaştırırsınız, kalan yöntem, kalan şey bize katı maddeyi verir. Hatta bununla ilgili biliyorsunuz, biber kurutma, ailelerinizden belki görüyorsunuzdur. Biber kurutma, patlıcan kurutma, salça yapımları falan oralarda gittikçe arkadaşlar kuruttukça su, madde, su, su azalır, katı madde kalır, özü kalır. Hatta bu meyve özlerinde atıyorum siz 100 gram meyve kurutursunuz, oradan sadece belki 20 gram falan meyve kalır kendi öz hali. O yüzden doğada başka ürün varsa yorumlarda söyleyebilirsiniz. Bizim kullandığımız örnekler, bizim kullanacağımız örnekler asla kimyada gibi katıdan gaza geçemeyecek olanlar. O yüzden su karışımlarında sakın şu aklınıza gelmesin. Bir dakika hocam biz bunu buharlaştırırsak ya katı maddede buharlaşıyor sakın öyle bir şey düşünmeyin. Özseğime bununla alakalı hatta soru sordu. Biz çünkü kimya yapmıyoruz o zaman belirtmesi lazım. Eğer matematik harici bir bilgi varsa soruda onun belirtilmesi lazım. Yoksa biz normal şartlara göre düşünmeyiz. Standart matematiksel yani. Ağırlıkça yüzde x'i tuz olan a gram tuzlu su ve yüzde y'si b gram olan tuzlu su karıştırıldığında ağırlıkça yüzde k'sı tuz olan a artı b elde ediliyor diye böyle bir not verdim. Bu notta arkadaşlar uzun uzun yapmak yerine ezber bir formülle artık halledebileceğinizi gösterdim. Bir karışımın yüzde x'i, bir karışımın yüzde y'si. Bunları topladığınız zaman yeni karışım yüzdesini bulmak istiyorsanız yüzde çarpı karışım, yüzde çarpı karışım eşittir. Toplam karışım çarpı yüzdedir. Bu formülü bir not edin. Yani not edin derken bir kenara burada zaten not edilmiş vaziyette. Bence bunu bilin. Ben size şimdi soruyu iki yoldan çözeceğim. İlk soruyu formülün biraz kıymetini anlamak için. Bak şimdi çok zor bir soru olmayacak ama formül bence güzel. Birincisi %30'u tuz olan 20 gramlık tuzlu su karışımına %40'ı tuz olan 30 gramlık tuzlu su eklenirse karışımın son halinin tuz yüzdesi ne olur? Şunu diyebilirsiniz hocam biz demin öğrettiğiniz gibi aslında ben şunu yapacağım. Tuz miktarını bulacağım. Bölü karışım miktarını bulacağım. Ve yüzle çarpacağım için hocam böyle yapacağım. Neden ekstra bir yönteme ihtiyaç duyuyoruz ki? Pratiklik olsun diye. Yapalım birinci yol uzun ama tercih ederiz sorun değil. 20 çarpı 30 bölü 100 nedir? 6. 30 çarpı 40 bölü 100 çarptık 12. Sonra arkadaşlar tuz miktarımız 18. Karışım 20-30 daha 50. Çarp 100 ile cevap ne geldi? %36. Böylece cevabı buldum. D şıkkı. Şimdi yeni yöntemimize gelelim. Bu formül kullanışlı bir şey olduğu için öğretiyorum. Yoksa bir sürü ben de biliyorum formül ezberlemek zorunda kaldığınızı zulmetme gibi bir niyetim yok ama bu etkili ve işe yarıyor. Bakın şimdi tuz yüzdesiyle tuz miktar, e, karışım miktarı. Sonra tuz yüzdesiyle karışım miktarı eşittir toplam karışım çarpı x İşte bu bize doğru cevabı veriyor. Hepsinde sıfırlar var bir tane sıfırları sadeleştir 60 artı e, 70 eşittir 5x. Pardon 70 nereden çıktı? 40 çarpı 3 120. Böylece 180 bölü 5 36 eşittir x. Bak aynı cevabı bulduk. İkinci yöntemde uzun uzun tuz miktarlarını bulmamıza gerek kalmıyor arkadaşlar. Çarpı çarpı topla bunları sonra toplam karışımı ekle. Formülümüz şu. istenen yüzde her zaman bak istenen yüzde o önemli. İstenen yüzde çarpı karışım. İstenen yüzde çarpı karışım. Burada da bilmem gereken yüzde çarpı toplam karışım. Hemen tabii ki ikinci bir soruda göstereyim size. Ben formülü kullanacağım sorularda bundan sonra tamam mı? Yukarıda A ve B karışımlarındaki su ve şeker miktarları verilmiştir. Ne yapılmış? A karışımında arkadaşlar 8 gram var. Karışımda su. B'de arkadaşlar 2 gram var. Sonra e, B'de bakalım karışım miktarı ne kadar? 6 gram su, 2 gram şeker. Yukarıda A ve B karışımlarındaki su ve şeker miktarları verilmiştir. 40 gram A karışımı ve 60 gram B karışımı homojen bir şekilde karıştırılırsa karışımın şeker yüzdesi kaç olur? Bakalım ee, A karışımının şeker yüzdesi bilmiyorum soru işareti. Toplam 40 gram. B karışımının şeker yüzdesini bilmiyorum çarpı 60. Eşittir yüzdeyi soruyor bana 100. E ben bu soru işaretlerini nasıl bulacağım? İşte buradan. Şimdi arkadaşlar karışımın yüzdesi şu değil mi? Şeker miktarı 2. Tüm karışım 2 artı 8. Bak tüm karışım su artı şeker 10. Yüzdesi ne yapar? 20. Demek ki birincinin karışımı arkadaşlar %20'ymiş. Sonra ikinciye gelelim. İkinci de arkadaşlar tüm karışım 8 gram. 2 bölü 8 çarpı 100 ne yapar? %25 yapar. Yap şimdi artık burada. 40 gram mı almışız? Homojen bir karışımdan ne kadar alırsan al yüzde değişmez. Bu yüzden 20 çarpı 40. Bu yüzden 25 çarpı 60. Ve tabii ki buraya da x diyelim. İşte cevabımız. Karışım yüzdesi çarpı karışım. Artı karışım yüzdesi çarpı karışım. Eşittir. Toplam karışım çarpı yüzde. Formülümüz bu. Hemen şunu yapalım. Sıfırlar sadeleşir. Sadeleştirelim. Her iki taraf arkadaşlar. 10'a ee, bölünebilir 4. 10'a bölünebilir 15. 2 kere 4 8. Buradan 15 eşittir x, x eşittir 23. Bu toplama çıkarma çarpma bölmelerde biraz sizin pratikliğinize bırakıyorum ama ben sadeleştirme varsa açıkçası uzun uzun çarpmaktansa sadeleştirmekten yanayım arkadaşlar. Böylece bakın karışımın yüzdesini bulduk. Peki formülle standart yapmanın arasındaki fark nedir? Formül bize uzun uzun tuz miktarlarını, şeker miktarlarını bulmamızı engelliyor. Onları bulmadan net cevaba ulaşıyoruz. Ben formül kullanmayacağım hocam. Şu birinci yoldan yapacağım dersen karışımda birincinin şeker miktarını, ikincinin şeker miktarını bulmalısın. Sonra toplam miktara oranlamalısın. Sonra da yüzdeyle çarpmalısın. İkisi arasında devasa fark yok. Formül biraz benim elime rahatlatıyor. Ben o yüzden formülü tercih ediyorum. Siz de edin. %25'i tuz olan 60 gram tuzlu suya, %10'u tuz olan 20 gram tuzlu su 10 gram saf su ve 10 gram saf tuz eklenirse yeni karışımın tuz yüzdesi kaç olur? Buna yıldız koymak istiyorum. Formülü bilmek yetmez. Formülü etkili kullanmak lazım. Bununla ilgili soru. Formülümüz neydi? Hemen yazayım. Bakın hatırlayın. Birinci karışım çarpı bunun yüzdesi. İkinci karışım çarpı bunun yüzdesi. Y'ler yüzde manasında. İsterse 3 karışım olsun. Ee, karışım çarpı yüzdesi eşittir toplam karışımın yüzdesini. Bilmiyoruz ama toplam karışım... K1 artı K2 K artı K3 oldu. Şimdi formülümüz bu. Şimdi formülü nasıl uyguluyorum? Dikkat. At 25 çarpı 60 burada bir şey yok. %10 çarpı 20 bir şey yok. Şimdi gel buraya. Saf suyun içinde ne kadar tuz var? 0. O zaman %0 çarpı 10. Saf tuzun içinde ne kadar saf tuz var? %100 tamamı saf tuz adı üstünde. Tamamı. O yüzden bak 100 çarpı 10. Yüzdesi yüzde yüz çünkü. Ne kadar var tuzun içinde tamamen tuzdan oluşuyor. Eşittir toplam karışımımız 10. 10 daha 20. 20 daha 40. 60 daha 100. 100 çarpı x. İşte arkadaşlar formülde lütfen dikkat edelim. Kesinlikle ve kesinlikle yüzdelere bakacağız. Neyin yüzdesi istenmiş? Ne hangisinin yüzdesi verilmiş? Biz istenen yüzdeleri kullanacağız hep. Dolayısıyla burada 25 çarpı 60 bir kere yine şey yapalım bir tane sıfırı silelim kafadan tamam mı hepsinde sıfırlar ortak birer tane sonra 25 çarpı 6 hepsini 10 ile sadeleştireyim 25 çarpı 6 150 böl 10'a 15 böl 20'ye 10'a 2 bu zaten 0 böl 100'ü 10'a 10 böylece ne oldu 25 2 daha 27 eşittir x geldi gördüğünüz gibi karışımın yeni yüzdesi 27'ymiş. Burada yıldızlı durum ne? Saf tuz eklersek karışım yüzdesi %100'dür. Saf su eklersek karışımın yüzdesi 0'dır arkadaşlar. Çünkü içinde hiç tuz yok. %25'i, %20'si şeker olan karışımın 2 bölü 5'i dökülerek dökülen miktar kadar saf su eklenirse yeni karışımın su oranı kaç olur denmiş. Şimdi Burada ne söyleyeceğiz bir bakalım. Bir kere arkadaşlar karışımdan o şey gibi düşünün. Bir ayran aldınız paket ayran. Düzgünce çalkaladınız homojen. Yani annene koyduğunda babana koyduğunda işte kardeşine koyduğunda bardaklara şey değişiyor mu? Ee, eğer düzgün tabii karıştırdıysan çalkaladıysan birisindeki görüntüyle diğerinin görüntüsü farklı oluyor mu? Hayır. Ya da limonata aldınız limonatalı döküyorsunuz. Ne oluyor? Herkes de eşit görüntü. Neden? Homojen görüntü. O yüzden bir e, homojen karışımdan biraz almakla o homojen görüntünün oranı değişmez. Dolayısıyla arkadaşlar burada %20'si şeker olan karışımın 2 bölü 5'ini döktün. 3 bölü 5'i mi kaldı? 3 bölü 5'inin de %20'si şekerdir. Tamam mı? Bunu söyleyeyim. Ne demiş bakalım? Yeni karışımın su oranı. O zaman tamam. Bir kere artık karışımımız ne kadar kaç gram belli mi? Değil. Ben o zaman ne yaparım biliyor musunuz? Her zaman olduğu gibi karışma 100 derim. 100 gram karışım var. Bunun 20'si normalde şeker. Ama ne kadarı gitti bunun? 2 bölü 5'i. 100'ün 2 bölü 5'i ne yapar? 40 gitti değil mi? O zaman burada ne kaldı? 60. Kendim belirledim. Oran soruyorsa kendim kolay sayı deneyebilirim. 60 gram karışımın da bak %20'si şeker. Artı saf su ekledim. Yani 0 çarpı 40. Çünkü dökülen kadar saf su ekledim. Eşittir x çarpı 100. Formüle uygun yaptım bakın. Buradan artık bu zaten sıfır. 1200 eşittir. Ee, X çarpı 100. Böylece X'ine geldi 12. Aa hocam yanlış mı bulduk? Hayır. Bizden ne istiyor arkadaşlar? Su oranını. Su oranı %12 ise su oranı nedir? %88. %40'ı şeker olan 30 gram şekerli su karışımının 1 bölü 3'ü dökülüyor. Kalan karışıma kaç gram şeker eklenirse yeni karışımın şeker yüzdesi %52 olur. Şimdi. Bir kere yüzde 40 döküldüğü zaman da homojen karışımlarda değişimi olmaz. 30 ne kadarı gitti bakalım? 30 çarpı 1 bölü 3, 3'e böl 10 gram gitti. Elimde ne var? 30 gramdan artık 10 çıktı. 20'nin yüzde 40'ı. Artı ikinci durumda ne, neymiş durumumuz? Ne kadar ekledim bilmiyorum. X kadar ekledim. Karışım nedir? %100. Neden? Şeker ekledim. Şekerin %100'ü şekerdir. Eşittir. Toplam karışımımız artık 20 artı x oldu. Yüzdesi de 52'ymiş. Şimdi bir sadeleştirme yapayım. 52'yi 4'e böl 13. 100'ü 4'e böl 25. 40'ı 4'e böl 10. 200 artı 25 x. 260 artı 13 x. 12 x eşittir 60. x eşittir 5. Demek ki 5 gram eklediğimiz zaman bu işi hallediyormuşuz arkadaşlar. Tuz oranı %21 olan 25 gram tuzlu su karışımından kaç gram su buharlaştırılırsa son durumdaki karışımın tuz oranı %25 olur? Buharlaştırmada şeker olduğu gibi kalır, tuz olduğu gibi kalır ama su azalır arkadaşlar. Ne yapacağız şimdi burada? Normalde burada şimdi formül tabii biraz burada formül kullanmak çok mantıklı mı tartışılabilir. Neden biliyor musunuz? Biz toplama yapıyoruz orada hiç çıkarma yapmıyoruz ki bakın. Formüle gel formül toplama 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 üzerine kurulu. E hocam bu soruyu yapamayacak mıyız? Hayır. Artık burada hatırlıyor musunuz burada demiştim? Yani bu birinci yol yanlış değil. Ben artık bu toplam sorularında karışımları birbirine katarken bunu kullanmama gerek yok. Hazır direkt net formülden gideyim demiştim. Ancak eksiltme işlemi olduğu zaman eksilttim ve yerine bir şey katmadım. O zaman arkadaşlar dümdüz artık elimiz mahkum. İstenen bölü karışım yapacağız. Yani tuzun miktarını bulacağım. Şimdi burada arkadaşlar kaç gram su buharlaşırsa son durumdaki karışımın tuz oranı %25 olur demiş. Şimdi tuz azalmıyor. 25 çarpı 21 bölü 100. Yani ne kadar tuzum var benim? 21 bölü 4. 21 bölü 4 tuzum var. Nereden gidiyor? Sudan gidiyor. O zaman 25 eksi x bak. Toplam karışımım 25'ti. X gram sadeleştirme yaptım. Bunu yüzde çarptım. Yüzdeyi vermiş ya çünkü. Ve yüzdesi neymiş bunun? 25'miş. Gördüğünüz gibi olay bu. Ne yaptık bakın? İstenen bölü tüm. Tüm ne kadar azaldı? Bilmediğim kadar. O zaman X kadar azaldı. Niye yüzde çarptınız hocam? Çünkü ne diyorduk? Yüzdeyi bulurken yüzde çarp. Ve kaç cevabımız? 25. O zaman artık yüzde 25 sadeleşti. 4. Bu 4 ile bu 4 sadeleşti. Böylece 21 eşittir. İçler dışlar çarpımı 25 eksi x oldu. x arkadaşlar neymiş? 4. Demek ki 4 gram su buharlaştırırsak karışımın yüzdesi 25'e çıkıyormuş. Hakikaten zaten buharlaşınca yüzde çıkmalıydı. Gördüğünüz gibi böyle bir durum arkadaşlar. Klasik her zaman istenen tüm bize zaten doğru cevabı veriyor. Ben bunlarda pratik olsun diye formül kullanıyorum ama formül olmadığında hep başvuracağımız şey birinci yol unutmayın. Ağırlıkça şeker oranları sırasıyla %12 ve %24 olan iki şekerli su birbirine karıştırılarak yeni bir karışıma elde ediliyor. Başlangıçta her iki karışımda bulunan şeker miktarları eşit olduğuna göre elde edilen şeker oranı yüzde kaçtır? Bakın şeker miktarları birbirine eşitmiş. Buradan ne söylerim? X gram var mesela. X gram karışım. Diğeri de Y gram karışım olsun. X'in Tabii ki problem sorularında arkadaşlar kurala bağlı sorular olduğu gibi bizim yorum yapmamız gerektirecek sorular da olacak. X'in %12'si eşit Y'nin 24 bölü yüzüne. Çok ağım şağım bir yorum değil. Göremediyseniz böylece ayrıntılı gösteriyorum ben. Karışım miktarlarını bilmiyorum ama şeker miktarları eşit. Bak şeker oranları da farklı miktarları eşit. O zaman demek ki arkadaşlar birinci karışım sadeleştirdiğimiz zaman İkinci karışımın iki katı miktarda oldu gördünüz mü? Şimdi yapalım o zaman. Birincinin karışımı 12. Kaç gram? 2Y gram. X'i Y cinsinden yazdım. İkincinin karışımı %24. Kaç gram? Y gram. Toplam 3Y gram çarpı X. Böylece artık burada 24Y artı 24Y eşittir 3YX. Sadeleştirirsek her iki tarafı 3Y ile. Böylece x geldi arkadaşlar? 48 bölü 3'ten 16 gelmiş oldu x'imiz. Yani karışımın yüzdesi 16 geldi. Olay bu. Formülden vazgeçmiyorum ama orada ufak bir yorum. Karışımların miktarlarını bilmiyordum. Karışıma yorum yaptım. Bir okulun A, 10A sınıfındaki öğrencilerin %20'si, 10B sınıfındaki öğrencilerin yüzde %40'ı gözlüklüdür. 10A ve 10B sınıfları birleştirilip yeni bir sınıf yapıldığında öğrencilerin %30'u gözlüklü olduğuna göre 10A ve 10B sınıflarındaki toplam öğrenci sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bunu sakın homojen karışım gibi yapmayın ha arkadaşlar. Bakın bu sorular ne? Tuzlu su, şekerli su, homojen karışım elde ediyoruz. Homojen karışım formülü. İnsanları yani çok estağfurullah hani şey... E, eritip böyle kazana falan atman lazım ki orada bir de homojen karışım olur hmm. mu bilmiyorum. Burada sakın formül kullanmayın yani. Aman ha öyle bir şey yok. Burada normal. Ben görmenizi istediğim e, böyle bir soru olduğu zaman farkını bil. O oh, homojen karışım formül geçerli. Bu normal. İstenen bölü tüm yapacağım. Şimdi e, 10A sınıfında öğrencilerin %20'si. Sınıfların ne demiş bize? Gözlüklü falan filan. Evet tamam. Şimdi arkadaşlar bu 10A sınıfında A tane öğrenci olsun. Bunun A bölü 5'i %20'si demiş ya hemen gözlüklü. B sınıfında B çocuk olsun. Bunun da ne kadarı gözlüklü? %40'ı. Dolayısıyla sadeleştirirsek 2 bölü 5'i. Bunlar kar karılıyor bu sınıflar. A bölü 5 artı 2B bölü 5 bölü toplam sınıfımız A artı B. %30 ne demek? Sadeleştirirsek 3 bölü 10 demek. İçler dışlar 3A artı 3B eşittir. 2A artı 4B. A buradan ne geldi arkadaşlar? B geldi. A B'ye eşit olduğuna göre bu sınıfların öğrenci sayısı A artı B. Yani A yerine B yaz 2B. İnsan sayısı tabii ki tam sayı olacağına göre sınıfların toplamı çift sayı geldi. Şıklarda çift sayı bir tek ne var? 52 var. Burada size bir sonuç vermeliyim. Burada zaten var zaten gördüğünüz gibi. Karışımlarda şöyle bir olayımız var. Eğer arkadaşlar karışımlarda miktarlarımız eşitse yüzde, yüzdelerin aritmetik ortalaması. Bak şimdi. Dikkat edin lütfen. Burada öğrencilerin, tabii başlangıçta bilmiyorduk. Ama dikkat et. Birisinin oranı yüzde yirmi. Birinin oranı yüzde kırk. Toplayıp ikiye bölersen yüzde otuz değil mi? O zaman bana şu mesajı veriyor işte. Toplamlarının yarısı eğer yüzdeye eşitse eşit miktarda katılmış. Unutmayın buraya da formül olarak gösterdim bakın. X gram şeker şey x gram karışım. X gram karışım kullanırsam birisinin yüzde A'sı birisinin yüzde B'si şekerse karışımın oranı bu karışımların aritmetik ortalaması olur yüzdelerinin. Dolayısıyla böyle bir şey söyleyebilirim. Basit örnek yapayım. Yüzde beş yüz gram karışımımız olsun. Yüzde yirmi yüz gram karışımımız olsun. Toplam karışımın yüzdesi nedir derse 25 artı 5 40 şey 30 2'ye böl 15. Bak cevabı hemen böyle halledebilirim. Formüle bile gerek yok. Yüzde 5 çarpı 100 25 çarpı 100 eşittir 200 çarpı x demene gerek yok. Baktın karışım miktarları aynı. O zaman aritmetik ortalaması gelir yüzdelerinin. A kabında ağırlıkça %20'si tuz olan 100 gram tuzlu su B kabında ağırlıkça %32 tuz olan 50 gram tuzlu su vardır. A kabındaki karışımın yarısı B kabına boşaltılıyor. Daha sonra B kabında oluşan karışımın yarısı A kabına boşaltılıyor. Son durumda A kabında oluşan karışımın tuz oranı nedir? Bakın size bir şey göstereceğim. Şimdi burada A'da 100 gram var. B'de 50 gram var. Bunun yarısı yani 50 gram A buraya katılıyor. Burada zaten 50 gram B yok mu? Ne demiştim? karışım miktarları eşitse direkt yüzde aritmetik ortalamadır. Yüzde 20, yüzde 32 topla 52, 52 bölü 12, 52 bölü 2'den yüzde 26. Bak bunu uzun uzun yapmana gerek yok. Hocam benim içime sinmedi bir yapayım derseniz aynı bu öğrenci sorusunda gibi uzunca yaptıktan sonra eşit olduğunu görürsünüz. Aritmetik ortalaması olduğunu görürsünüz. Bakacaksın eşit miktarda karışımlar karıştırıldığında 20 artı 32 bölü 2 de kafan rahat olsun gerçekten cevabı budur. Şimdi burada %26 toplam karışımımız 100 gram oldu değil mi? Yine ne demiş? Bu karışım artık aldık. Böyle bir yeni bir karışım elde ettik. Şöyle göstereyim. Buna 100 gram ve %26. Sonra diyor ki bunun da yarısı. Bak bunun da karıştırdığımızın da yarısı. Nereye boşaltılıyor? Tekrardan A kabına. Tamam. B kabında oluşan karışım artık ne? 100 gram. Yarısı ne yapar? 50 gram. %26. Bu B kabındaki karışımın yarısı. A kabında ne kadar kaldı? 100 gram vardı. 50 gram kaldı. Karışımın yüzdesi neydi? %20. Karışım miktarları ne? Birbirine eşit. O zaman ne söyleyeceğim? Yine aritmetik ortalama. 26 artı 20 bölü 2'den ne geldi arkadaşlar? 43 gelmiş. O şey 43 nereden çıktı? Pardon. 46 bölü 2'den 23 gelmiş oldu. Bak bu şekilde... Karışım problemlerinin bu kısmı konu kısmı o yüzden bence rahat. Formülü yap, yapıştır geç. Şimdi artık sorularımıza geçeceğiz. Birebir ÖSYM e gerçekten bu tarz anlattığım sorular gibi de var. Bu anlattığım soruların üzerine yorumlar da katacağız. Karışım problemleri arkadaşlar bir konudur. Ama karışım problemleri gerçekten budur. Hatta kimyada fizikte falan da görüyorsanız bu kadarıdırmış işin. Bu kısmı bilmek gerekiyor. Çünkü müfredatta var, MEP kitabında var. Karışım problemleri önemsizdir deyip yorum sorularına atlayamayız. Ama karışım problemleri budur deyip ben size sadece bunu gösterirsem olur mu? Tabii ki olmaz. Ne yapacağız? Her zamanki gibi çıkmış sorularda yine göstereceğim sorular var. Sonrasında arkadaşlar kesinlikle birebir ÖSYM'lerden sonra beceri temellerde güzel sorularla uğraşacağız. Orada görüşürüz iyi çalışın.